Otomobilet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağımız otomobil Mercedes-Benz E200D. Şık bir sedan var karşımızda. Sedan kullananları çok iyi anlıyorum. Daha iyi yol tutuşu, daha güvenli ve daha konforlu bir sürüş istiyorlar. Ama bir yandan da galiba daha sportif bir otomobil de istedikleri için tasarımcılar sedan severlerin bu isteklerini göz önünde bulundurarak daha sportif bir sedan tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi şık ve sportif detayları var. Daha atletik bir yapısı var bu otomobilde. Hemen şöyle dış detaylarına bir göz atalım. Şöyle farlara doğru baktığımız zaman adaptif multi beam led farlar ayrı ayrı kontrol edilebilen ledlerle trafiğin akışına göre daha hızlı tepkiler vererek bizim görüş açımızı daha güzel hale getiriyor. Aynı zamanda kısmi uzun farlar da karşıdaki sürücülerin gözlerini almadan onları teğet geçerek gözlerini kamaştırmıyor. Bunun yanı sıra viraj ve dönüş farları da bize daha ideal bir görüş açısı sunuyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde daha kaslı görünmesini sağlayan şişik çamurlukların altında 17 inç jantlar karşımıza çıkıyor. Aynalara baktığımız zaman üst tarafı gövde renginde, alt kısımda bir siyahlık var ve ortada da uzun şekilde konumlandırılmış sinyal lambalarımız mevcut. Gelin biraz da arka tarafa doğru gidelim. Çünkü arkaya doğru gelirken fark ediyoruz ki güçlü ve uzun bir gövdesi var bu otomobilin ve hafif kupe tarzında bir tavanı var. Aşağı doğru alçalıyor. Arka tarafa doğru baktığımızda bagajı açmadan önce stoplara göz atalım. Stoplar şöyle yan tarafa doğru dönüyor ve sanki bana böyle kanat gibi geldi. Yani öyle bir dizaynı var gibi ve gayet de hoşlar. Şimdi bagajı açacağım ama anahtarı alabilir miyim önce? Teşekkür ediyorum. Yine anahtar cebimizde, çantamızda ya da elimizdeyken bagajımızı bir ayak hareketiyle açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bagajın kapağının açılma hızı da oldukça ideal. Bu arada 540 litre bagaj hacmi olduğunu da söyleyelim. Yani bununla seyahate giderseniz valizlerinizi rahat rahat sığdırabilirsiniz. Şimdi gidip arka koltuktaki konfor alanına bir göz atalım. Arka koltukta yaşam alanı nasıl? Hemen bakıyoruz. Diz mesafesi konusunda oldukça rahat. Bir cam tavan olmasına rağmen baş mesafesi de çok rahat. Ve kol dayamaya bakalım. Şöyle çekiyoruz. Burada yine bir ufak belki evraklarınızı, telefonunuzu koyabileceğiniz ve yumuşak malzemeyle kaplanmış bir bölme var. Burada bardaklıklarımız var. Gördüğünüz gibi yine burası da oldukça rahat. Klima menfezleri karşımıza çıkıyor. Burada isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Derecesini ayarlayamasanız da. Şurada da bir bölme var. 12 voltluk bir enerji girişi. Bir de kül tablası yapmışlar ama artık pek arabalarda sigara içilmiyor. Şaft tüneli biraz büyük çünkü araba arkadan itişli olduğu için maalesef ortada birinin seyahat etmesi çok mümkün değil. O yüzden daha çok hani iki kişilik ya da tek kişilik bir makam arabası havasında belki daha rahat seyahat edilebilir. Şimdi bir de kokpitine bakalım. E200D'nin kokpitindeyiz şu anda ve gördüğünüz gibi oldukça premium bir araç bizi karşılıyor. Şöyle anahtarımızı şurada bir göz var buraya koyalım. Burada aynı zamanda telefonumuzu kablosuz olarak şarj edebileceğimiz bir bölme ve bir USB girişi var. Son zamanlarda Mercedes'in diğer modellerinde de gördüğümüz bir bütün halinde ekran var. Aslında iki ayrı ekran ama bir bütün gibi karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta multimedya ekranı, sol tarafta da kadranlarımız hazır bir şekilde bekliyor. Burada yine park asistanı, park kamerasını devreye sokabileceğimiz bir tuşlar bölümü var. Şuradan da yine sürüş modlarını karşımıza çıkıyor. Sport, Sport Plus, Comfort, Eco, Individual diye. Buradan sürüş modlarını seçebiliyoruz ki seçtiğimiz mod da yine ekranda karşımızda görünüyor. Şimdi gelin hep beraber E200D'nin yollardaki sürüş performansı ve konforu nasıl görelim. Sevgili Milliyet.com.tr izleyicileri, Mercedes-Benz E200D ile yollara çıktık şu anda. Muhteşem böyle orman yolları içerisinde gidiyoruz. Ve hem çok keyifli burada araç kullanmak hem de sizlere biraz motorla ilgili bilgiler de vermek istiyorum. Dizel bir otomobil anladığınız üzere. 1.6 turbo beslemeli, 4 silindirli turbo beslemeli dizel motora sahip.
Bu arada bu otomobilin tabii böyle sedan bir otomobil ve uzun bir otomobil olduğu için acaba hızlanması nasıl derseniz, fabrika verilerine göre sıfırdan 100 kilometreye hızlanma süresi 8.4 saniye. 9 G-tronic, G-tronic ya da G-tronic nasıl söylemeyi tercih ederseniz otomatik şanzımana sahip ama individual moduna aldığınız zaman da isterseniz kendiniz manuel olarak kullanabiliyorsunuz, müdahale edebiliyorsunuz. Bir kısmını opsiyonel olarak alabildiğiniz ama bir kısmı da standart olarak sizin paketinizde bulunabilecek olan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela kavşak fonksiyonu, aktif fren yardımcısı var. Ayrıca park paketi alırsanız eğer 360 derece bir kamerayla beraber size bir park paketi sunuyor, park yardımcıları sunuyor. Bunun yanı sıra aynalarda kör nokta uyarı sistemi de mevcut. Yine trafik işaretlerini tanıma özelliği var. Bir de yan güvenlik sistemi diye bir sistem var. Yan taraflardaki o trafik akışını hissederek eğer herhangi bir tehlike varsa, size yandan çarpabilecek bir araç tehlikesi varsa ve otomobil bunu engelleyemiyorsa, sizin oturma pozisyonunuzu hafif oynatarak, yerinizi belki değiştirerek daha az zarar görmenizi sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda da hem sizin için hem yanında oturan yolcu için büyük bir avantaj aslında. Daha az darbe almanızı sağlamaya çalışıyor. Sizin oturma pozisyonunuzu oynatarak, yerinizi değiştirerek. Milliyet.com.tr'de bugün Mercedes-Benz E200D'nin test sürüşüne çıktık. Sizler de bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz ve aynı zamanda bundan sonraki test sürüşlerinde hangi otomobilleri görmek istiyorsanız bize onları da yazabilirsiniz yine. Mutlaka sizden gelen mesajları dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz.